Değerli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. İşte Azerbaycan'ın şehirlerinde, Karabağ'ın şehirlerinde ne yapıyor Rus sözde barış gücü ve Ermeni ayrılıkçılar? Her yer pasaklı içinde, her yer pislik içinde ama gelip buralarda alem yapıyorlar. Mezeler hazırlıyorlar ve rakı yudumluyorlar. Gördüğünüz gibi orada vodka yudumluyorlar. Yanlış söyledim. Yani bir nevi sefahat sürüyorlar. O zaman sormak istiyorum size. Biz bu elektriği neden veriyoruz? Bu ampuldeki elektriği nereden veriyoruz? Evet, alem yapıyorlar ve biz onlara elektrik sağlıyoruz. Tabii ki burada sesleneceğimiz bir yer var. Seslenmemiz gereken bir yer var. Tabii ki Azerbaycan hükümeti. Ey Aliyev diyoruz, lütfen bunların elektriğini kes. Benim toprağımı işgal etmiş, benim toprağımda işgalci olarak kalıyor. Ben de elektrik vereceğim, öyle mi? Vermiyorum arkadaşım diyeceksin. Vermiyorum diyeceksiniz. Artık çaresi yok. İşgal edilen, mazlum ve binlerce insanın katledildiği Hocalı'ya ben niye elektrik vereyim yahu? Artık burada ben niye elektrik vereyim? Bu kadar, evet bu kadar yoğun bir şekilde haksızlığa uğramışım. Şuşa'dan yalın ayak kışın kaçmışım. Ben niye onlara elektrik vereyim? Bunların hepsi birer not. Bunların hepsi birer anlayış. Bunların hepsi birer bizim için ders. Elektrik niye verelim değerli arkadaşlarım? Bu yönde lütfen sizler de kampanyamıza destek olun. Hankendi'ye ve Hocalı'ya, işgal altındaki bölgelere sakın ve sakın elektriğe karşıyız. Böyle şeylere karşıyız ve sonuna kadar da karşı olacağız. Bu görüntüler cız etmiyor mu? Özellikle vatandaşlarımızın büyük bir üzüntü, kayıplar ve hıçkırıklar içinde şu toprakta Türkler vardı bakın. Şu anda izlediğiniz şu Ermeni ayrılıkçıların şu anda bakın Rus sözde barış gücünü orada ihya ediyorlar. Biz sizi kurtardık diyor Rus sözde barış gücü. Ve şu anda ne içiyorlar bakalım. Evet, içecekler var. Gazoz almışlar. Vodka var. Evet, vodka var. Yani birçok ürün var. Sefa sürüyorlar, müzikler dinliyorlar, keyif çatıyorlar. Hangi toprakta? Şu ağaçlar kimin ağaçları? Allah'ın tabii ki Azerbaycan Türklerine verdiği, kardeşlerimize verdiği ağaçlardı. Bu topraklar, bu aziz topraklar sizin topraklarınız ve hala işgal altında. Bizim de topraklarımız sayılır. Çünkü biz kardeşiz. Yani benim içim sızlıyor. O yüzden söylüyorum. Bu topraklardan onları atmanın vakti geldi. Bu topraklardan onların çıkarmanın vakti geldi. Evet, alem yapıyorlar. Gerçekten oraya elektrik ve doğalgaz verilmemeli. Bunun insani bir tarafı yok. Hırsıza bakılır mı? Biri sizin evinize girse, sizin eşyalarınızı alsa, evinizde oturup sizi dışarı atsa, bir de siz oranın elektrik faturasını mı ödersiniz? Soruyorum size, Azerbaycan'ın oraya verdiği bu elektriğin, doğalgazın parasını kim ödüyor? Ne zaman ödüyor? Bunlar hesaplandı mı? Tabii ki her şeyi dikkatle izlememiz lazım. Her şeyi iyice ölçüp biçmemiz gerekiyor. Burada bir karışıklık var. Burada bir sıkıntı var. Ve özellikle bu sıkıntı da demin dediğim gibi bu yönde oluşturulmuş bir olay. Yani burada gördüğünüz gibi dediğim gibi olay net. Olay net. Ve olay söylediğim gibi buradaki alemin, buradaki tabii ki yapılan sefahatin bir sonucu olmalı. Azerbaycan böyle bir şeye izin vermemeli. Bakın Rus sözde barış gücünün oradaki askerinin kıyafetleriyle orada zevki sefa içinde bir de TikTok yapmışlar veya Instagram açmışlar. Böyle şeyler canımı sıkıyor. Böyle şeyleri artık kaldıramıyorum. Ve bütün Azerbaycan'a diyorum ki hazır mısınız? Ayağa kalkıyorum ve şunları söylüyorum. Hankendi'yi unutmadık. Hocalı'yı unutmadık. Hocavend'i unutmadık. Adeli'yi unutmadık. Laçin şehir merkezini unutmadık. Yani bu bölgeler iyice artık halkımızın zihninden çıkarılmaya mı çalışılıyor? Unutturulmaya mı çalışılıyor? Bizim o bölgeleri alma hevesimiz şu an var. Yarınlara bırakmadık. Her an bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. 700-800 tane SİHA'yla hücum ettiğimizde bizi kimse durduramaz.
Evet, bizi kimse durduramaz. Gerçekten de öyle. Güçlü, kuvvetli ve bir o kadar dirayetliyiz. Ama şunların bu şekilde beslenmesine karşıyız. Karşı olmalıyız, karşı da olacağız. Çünkü başka çaremiz yok. Bir şeyler yapmalıyız ve yapacağız. Evet değerli izleyenler, şunu söylemek istiyorum. Türkiye özellikle desteğini verdi ve yeni bir savaş olursa da Allah korusun, ama tabii ki bu savaşı istiyoruz. Biz vatandaşımıza bir şey olmasın anlamında diyorum. Özellikle Türkiye'nin verdiği destekle Azerbaycan eskisinden çok daha güçlü. Ama şu elektrikler, şu sefahat, şu alemi yapanlara karşı artık Azerbaycan hükümeti tavrını net koymalı ve işgal edilen yerlere ben elektrik veremem, içeriye girmeliyim, valisi ben olmalıyım. Soruyorum size, Rusya sözde barış gücüymüş, oraya şimdi niye girdi? Biz orada vali olsak o şehrin yöneticisi Azerbaycanlı olacaktı. Şehir merkezi de Azerbaycan bayrağı damgalanacaktı. Ne oldu? Ne oldu? Savaşın ilk günleri söyleniyordu. Ne oldu? Bunları kabul edemeyiz. Bakın ne kadar pislik içinde. Yani böyle yaşıyor ayrılıkçılar. Evet, Ermenistan'ın Karabağ'daki ayrılıkçılarının yaşantısı bu. Her yer kir ve pas içinde ve yıkanmıyorlar. Böyle durumlar gerçekten her yerde var. Ve şu anda bu kalelerde onların en bakımlı evlerinden birisi. Gördünüz değil mi bu toprakları neden kurtarmak istediğimizi? Yazık değil mi? Bu topraklara izzet gelecek Azerbaycan gelince. Bu topraklar onların toprakları. Azerbaycan gelince bu topraklara renk gelecek. Kokusu güzelleşecek. Sevinecek. Doğa temizlenecek. Her yer ne güzel olacak. Türk'ün eli değmiş olacak. Asil Türk kardeşlerim. Evet, dediğim gibi yoğun ve bir o kadar da tabii ki büyük bir savaş geçirdik. Çok hızlı davrandık. Epey bir bölgeyi elde ettik. Ve elde etmeye de devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da elde etmeye devam edeceğiz. Ama şunu bilmeliyiz ki artık canımıza tak eden şu elektriğin artık oradan alınması. Yani bunlar kabul edilir şeyler değil. Böyle bunlar kabul edilir şeyler değil. Artık canımıza tak etti. Artık canımıza tak etti. Bunlar bizi üzen şeyler ve bir an önce artık düzeltilmesi gereken şeyler ve tedbir alınması gereken durumlar. İnşallah tedbir alınır. Çünkü sabrımız kalmadı ve Azerbaycan hükümetine diyorum ki lütfen ama lütfen artık şu elektriği ve doğalgazı kes. İşgal edilen topraklarda bize iyice muhtaç olsunlar ve kendileri teslim olsunlar. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.